Milli Eğitim Bakanlığı mesleki eğitim merkezlerini yaygınlaştırmaya ve istihdam artışına katkı verme hedefiyle çalışmalarına devam etti. 3308 sayılı mesleki eğitim kanununda yapılan birinci değişikliğe göre mesleki eğitim merkezlerinde eğitim gören öğrencilerin her ay aldıkları asgari ücretin 1/3 kadar ücretin tamamı artık devlet tarafından ödenecek. İkinci değişiklikle de 3. sınıf sonunda kalfa olan öğrencilerin aldıkları ücret asgari ücretin 1/3'ünden artık asgari ücretin yarısına yükseltildi. Merhaba, hoş geldiniz. Mesleki eğitim merkezlerine en fazla ilgi İstanbul, Ankara ve Adana'da gerçekleşti. Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 3308 sayılı meslek eğitim kanununda yapılan yeni düzenlemeler, mesleki eğitim merkezlerini güçlendirerek iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu insan kaynağının yetiştirilmesinde yeni bir dönem başlattı. Artık mesleki eğitim merkezleri hem işverenler hem de kısa sürede iş gücü piyasasına geçmek isteyen gençler için çok cazip bir model haline geldi. İlk kez mesleki eğitimde hem işveren hem de gençler için cazip bir mekanizma oluşturulmuş oldu. Bu, ülkemiz için istihdamı artıracak tarihi bir adımdır. Bu cazibe hemen öğrenci sayılarına yansıdı. Kısa sürede öğrenci sayısı %57 arttı. Tüm OSB'lerde mesleki eğitim merkezleri ve irtibat noktalarının kurulumlarını da tamamladık. Dolayısıyla önümüzdeki aylarda sayı çok daha fazla artacaktır, dedi.